Hayırlı işler piyasalarına herkese tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Şu an piyasalarla ilgili yorumumuza geçelim. Şöyle bakalım hemen kısa sürede. 30 endekste şöyle yapalım hatta. ISO 0.30 Nisan vadeyi alalım. Evet, aşağı yönde istek var. Kapanış 131.700. Hemen tabloya alıyorum. 131.700. Bu bölgeleri geçeceğini zannetmiyorum. Aşağıda ilk kırmızıyı ve ikinci kırmızıyı gün ilerleyen saatlerinde deneme isteği içinde olabilir. Tahmin ediyorum ki alıcılı bölgede ilk kademelere dokunduğunda satıcılı olmak gerekir. Aşağıda da ilk destek olan 131.300'lere kadar geri çekilme normal olacaktır. XU 100 tarafına baktığımızda ise 104.000 şu an için önemli bir direnç. Hemen bakıyorum. 103.266. Hemen alıyorum. 103.266 Cuma günkü kapanış. 103.400-600-500 yani bu aralık bir direnç olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Şu an gördüğüm kadarıyla 103.900-103.700. Evet, bu aralığın üstünde sarı bölgede büyük ihtimalle ilerleyen saatlerde biz aşağı yönde bir geri çekilme, düzeltme göreceğimizi düşünüyorum. Önemli ortalamaların altında kritik destekte 103.300 olarak karşımıza çıkıyor. Tabloya bakıyorum. 103.000 Cuma günü kapanışı ifade ediyor. Hemen günlüklerden şöyle yola çıkalım. Bakalım HDTR bize ne diyor? Şöyle HDTR'yi aldık ve koyduk. Şöyle bakıyorum. Kaçmış 6.500. Ne anlama geliyordu? 7.500'ün altında olduğu için 6.500'te 1.250 puan daha aşağıya geri çekilme bu noktadan potansiyeli olduğunu düşünecek olursak 1.250 desek 750. Evet. Nereden baksana 102.000 102.700'lere kadar potansiyel bir hareket var. Şimdi bunun ötesinde arkadaşlar şöyle tabloda hisseler tarafında da dün İstanbul eğitimimiz oldukça verimli geçti ve gerçekten yeni arkadaşlar tanıdık. Bu anlamda çok da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Herkese ben bundan sonraki finans piyasası hayatında başarılar diliyorum. Hemen şöyle hisseler tarafına isterseniz bir geçelim. Şöyle 30 endeks üzerinden de olabilir. Nasıl yapalım? Şöyle tek tek gidelim bakalım. Dolayısıyla zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Aslında şöyle bir RSI ile bir tablodan de Afyon şu an için bir tepki isteği var gibi gözüküyor ama Akbank'ın ortalamaların altında zayıf olduğunu söyleyebilirim. Aksen Alarko halihazırda çok güçlü. Albaraka bir istek var gibi gözüküyor. Alarko gayri hala güçlü. Anadolu Cam'ın tepki verdiğini söyleyebiliriz ama direnç bölgesinde olduğunu tahmin ediyorum. Genelde zayıflama devam edecektir diye düşünüyorum. Arçelik de artık buradan bir kar realizasyonu çok daha normal olacak gibi gözüküyor. Hangisiydi bu? Bakalım. Aselsan tepki veriyor ama tekrar ortalamaların altında olduğu için hafta içinde geri çekilme devam edebilir. BİM'de satış etkisi devam edecek gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta gerileme. Coca-Cola şu an için gayet güçlü gözüküyor Coca-Cola arkadaşlar. Cemtaş, Çimaş bunlardan biraz uzaklaşalım. Çelebi gayet güzel gözüküyor. Deva şu an için tekrar ortalamaların üzerinde bakıyorum. Normal olabilir. Doğan Holding, evet Doğan Holding oldukça güçlü. Tekrar yataya döndüğünü söyleyebilirim. Eczacı ilaçta zayıflama büyük ihtimalle biraz devam edecek gibi gözüküyor. Eczacı yatırımla birlikte. Ege Endüstri şu an için güçlü duruyor ama EKG'ye şu an için tepki ama tekrar bir dirence takıldığını düşünüyorum. Enerjisa oldukça güçlü. Altılara kadar normal olacaktır. Enka oldukça güçlü. Ereğli şu an için yükselişler satış fırsatı olabilir Ereğli'de. Fenerbahçe gayet toparlamaya başladı. Şu an için dip süreci olumlu gelişiyor diyebiliriz. Froton'un aşağı yönde isteği artabilir. Garanti Bankası'na bakıyorum. Garanti Bankası'nda da aşağı yönde istek yerini şu an için yataya bırakmış durumda ama orada önümüzdeki günlerde bir geri çekilme göreceğimizi tahmin ediyoruz. Beklentilerimizi aşağı yönde devam ettiriyoruz Garanti Bankası'nda. Genelde çok da güçlü bir hareket olduğunu zannetmiyorum.
olabileceğini zannetmiyorum daha doğrusu. Şöyle gözde halihazırda güçlü gözüküyor. Galatasaray herhalde yenildiği için olsa gerek. Dün teknik olarak gözüküyordu. Buradan Galatasaraylı arkadaşlara dün yapmış olduğumuz yorumda saçma bir yorum tabii ki. Gübre fabrikaların yatay olduğunu söylüyor. Halkbank'ın yatay güçlü hareketini kaybettiğini söyleyebiliriz Halkbank'ın. Hürriyet oldukça güçlü. Hektaş'ın güçlü olduğunu söyleyebiliriz. ICBC'nin aşağı yönde bir hareket olasılığı var gibi gözüküyor. Bakıyorum. İndes güçlü. İpek şu an için normal yatay diyebiliriz. İşçi güçlü gözüküyor ama büyük ihtimalle bir geri çekilmeden bahsediyor olacağız diye düşünüyorum. Şöyle çok pardon. Evet. İstemir'e şöyle bakıyorum. İstemir de çok da 7-50'nin üzerine atacağını zannetmiyorum. İşgeviyor zayıf. İttifak halihazırda güçlü gözüküyor. Karsa'nın güçlü olduğunu söyleyebilirim. Enteresan derecede güçlü bir direnç söz konusu. Kartonsan dirence yakın. Orada da bir geri çekilme göreceğiz gibi gözüküyor. Koç Holding'de zayıflama eğilimi devam edecektir. Yani daha doğrusu kar realizasyonu devam edecektir. Kortisa'da yükselişe şöyle baktığında hala hazırda güçlü. Koza A güçlü. Koza Al güçlü. Kardemir tepki veriyor sadece. Büyük ihtimalle artık onlar tepeyi bulduğunu düşünüyorum. Mavinin direnç olduğunu. Migros'un da dirençte olduğunu düşünüyorum. Medikal Park oldukça güçlü ama ara dinlenmelerle sanki yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Netaş bir flama yaptığını görüyorum. Büyük ihtimalle burada bir toparlama biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Net Holding oldukça güçlenmeye başladı. Odas yatay diyebiliriz. Otokar'da kar realizasyonu hazırlıklı olmak lazım. Petkim'de de aynı şekilde kar realizasyonu. Daha doğrusu geri çekilme biraz daha devam edebilirim. Pegasus'ta aynı şekilde geri çekilmenin olabileceğini tahmin ediyorum. Park'ta aynı şekilde. Sabancı'da yatay ama sonrasında satış ihtimali olabilir. Sasa şu an için güçlü gözüküyor ama orada da bakıyorum. Sasa'ya bir daha bir bakalım. Evet, önemli bir direnci geçiyor gibi. 9'un üzerinde kapanış olacak olursa olumlu olabilir. Şişecam'a şöyle bir bakıyor. Şişecam'da bahsetmiş olduğumuz zayıflama devam ediyor. Sanki bir süre daha burada etkisini göreceğiz gibi gözüküyor. Şeker yatay diyelim. Soda şu an için dirence yakın diye düşünüyorum. Şok markette bir satış ihtimali oluşabilir. Tatkı daha oldukça güçlü. Tav'da geri çekilme görebiliriz. Turkcell'de aynı şekilde geri çekilme etkili olabilir. Türk Hava Yolları'nda da bir geri çekilme ihtimali söz konusu olacak gibi gözüküyor. TKFen şu an için zirveye yakın ama güçlü. Hemen Tuasoy'a bakıyorum. Burada yatay bir hareket. Trakyacan da bir dördün üzerini deneyip belki buradan bir satış söz konusu olabilir. SKB yatay. Telekom'da bir kar realizasyonu göreceğiz gibi gözüküyor. Traktör için ortada bir hareket diyelim. Tüpraş'ta bir kar realizasyonu itibari söz konusu olabilir. Ülker'de aynı şekilde kar realizasyonu. Vakıf'ta da güçlü gözüküyor ama bir kar realizasyonu yakın gibi gözüküyor arkadaşlar. Vestel'de 11 liraya yaklaştı belki bir kar realizasyonu. Hatta şöyle söyleyelim. Onun altında ancak bir kapanış oluşması halinde normal bir düzeltme diyebiliriz. Yataş'ta şu an için bakıyorum ortalamalarının altında burada da bir kar realizasyonu etkili olacak gibi gözüküyor. Yapı Kredi de aynı şekilde artık bir kar realizasyonu beklenebilir. Zorende de biraz daha eski dirençlerini yani şöyle söyleyeyim 1.53'ü geçmesi lazım ki bu hareketin devamı gelsin. Şu an için ortada bir tablo çiziyor diyebilirim. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edebilirsiniz. Abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz. Eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitimlerimiz için Reçber Eğitim Danışmanlık internet sayfamızı ziyaret edip oradan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.